İstanbullular güne suya gelen 125'lik zam kararıyla uyandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı belediye meclisi toplantısında İSKİ Genel Müdürlüğü'nün su ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri gündeme geldi. İSKİ'nin teklifine konut birinci kademede konut başına 15 metreküp'e kadar 11,69 liranın %45 artışla 16,95 lira, iş yeri birinci kademede 31,44 liranın %25 artışla 39,30 lira olması önerildi. %45'lik zam kararını oy çokluğuyla reddeden meclis oy birliğiyle %25'lik zam kararı aldı. Karar 1 Aralık itibariyle uygulamaya konulacak. Öte yandan Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu'nun toplantısından şebeke suyuna %70 oranında zam yapılması tartışıldı. Ancak zam kararı çıkmadı. Suya zam yapılacağı iddiası vatandaşlarda endişeye neden oldu. Ne olacak bu halkın hali bilmiyoruz. %70'lik çok fazla. Eskişehirliler soluğu kentteki yükleme noktasında aldı. Demokrat geçinen, halkçı geçinen belediyelerin görüyorsunuz yaptıklarını. Bu kadar insanı kuyruğa dikmesi reva mı? Gördüğünüz gibi uzun kuyruklar bulunmakta. Yağmura, soğuğa rağmen birçok vatandaş bu kuyruktan su yüklemeye çalışıyor. Ve bu noktada şu anda otomat bozulmuş durumda. Gördüğünüz gibi kuyruk da uzamaya devam ediyor. Yani belediyenin buradaki yani şu halka ettiği ayıptır yani. Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanı Furkan Kaplan, vatandaşın temel ihtiyaçlarına sürekli zam gelmesine tepki göstererek sosyal belediyeciliğe dikkat çekti. Burada ezilen vatandaş oluyor tabii. Halkın sırtına bu kadar yük yüklenmesinin karşısındayız. Eskişehir halkıyla birlikte bu su zamlarına karşı bir kampanya başlatacağız.